Merhaba değerli dostlar, hepiniz hoş geldiniz. PlayStation Plus üyelerine verdiği her ay iki oyun veriyor. Onlardan bir tanesi olan The Surge isimli oyunda birlikteyiz. Böyle bir bakış tarzı olacak. Yani belki de bütün bölümleri oynamam. New Game diyeyim, bir yere bakmıştım. Şöyle yeni bir slot yapalım, tamam. Değişik bir oyun böyle. Bilim kurgu öğeleri içeren ama Dark Souls tarzı. Savaş, mavaş işte. Değişik bir oyun, bir bakalım nasılmış. PlayStation veriyor böyle aylık. Hatta böyle PlayStation Plus oyunları diye bir şey mi yapmak lazım bilmiyorum. Bölüm yapılabilir yani. Şimdi oyun nasıl? Oyunda bir kahramanımız var. Kahramanımız bir şekilde sakatlanmış. Yeni bir teknoloji var. Bu teknolojiyle felç olan insanlara çeşitli aparatlar takıp onları ayağa kaldırıyorlar. Yani teknoloji gelişmiş. Fakat acı veren bir teknoloji. Evet, eskiden dünya yeşildi gerçekten. Resolve is not only revitalizing the earth, but its people too. We've all dreamed it. Yani bazı şu an gösterdiği şeyler gerçekte var. Ama bu oyundaki böyle acı verici bir şekilde değil herhalde. Oyun oradan esinlenmiş sanırım. Birlikte. Hadi bakalım gir. Kahramanımız, evet, kendini böyle oyun başladıktan sonra, neyse başlasın öyle izleyelim beraber. Yani bilim kurgu öğeleri içermesi değişik tabi yani. Bu Dark Souls tarzı oyunlar hep böyle karanlık yerlerde geçiyor. Değişik böyle işte Bloodborne öyle, Sekiro öyle. I am, and I'm glad to see you. Evet, trende konuşuyor. İşte elemanımız bu. You know who we are, or at least you think. Geç yavrum. Dediğim gibi Dark Souls tarzı oyunlar genellikle böyle şeyde geçiyor. Karanlık bir yerlerde, evrenlerde böyle barok mimari, daha böyle fantastik mimariyle süslenmiş çevrelerde geçiyor. Bu oyun onlardan biraz farklı. Burada böyle teknolojiyle yine distopya tabi de gördüğünüz gibi elemanımız tekerlekli sandalyede. Bir distopya da geçiyor. Kimsenin konuşmaması çok ilginç oyunda ya. Bu elemanlar hep nereden gitmem gerek? Tamam. Sağ ol. Şimdi gidip ne yapacağız? Gidip odayı bulacağız ve tamir olacağız. Nereden gideceğiz? Tabii ki oradan gidemiyoruz. Avatar'da da hatırlarsanız böyle bir asker vardı. Ve kendisi ne yapıyordu? Tekerlekli sandalyedeydi ama Avatar'ın içine girip normal şekilde hareket edebiliyordu. Beyin sinyalleriyle falan. Bu neymiş lan? Ha, harika. Oradan gidemiyoruz herhalde. Çünkü orada asker bekliyor. Şuradan gideceğiz, tamam. Oyun böyle güzel başlıyor da bir boşlukta başlıyor yani. Bir doktor, biri yönlendiren falan ya. Kendi kendimize gidiyoruz. Evet, gördüğünüz gibi şuradaki elemanı görüyor musunuz? Biz onun gibi bir şey olacağız. Hadi bakalım. If you like living life in the fast lane, Creo provides you. Kabul ediyoruz tabii. Ne yapacağız? Yoksa oyun gitmez. Kabul etmiyorum. Bazı şeyler de oluyor sitelerde mesela. Sözleşmeyi kabul etmeniz gerekiyor. Etmiyorum. O zaman derleyemiyoruz. Evet, adamımız böyle yatıyor. Biraz acı verici olacak ama. Program complete. Patient sedated. Hadi bakalım. Initiating surgery. Videolar mı videolar kaçıyorlar? Allah Allah. Oğlum ne yaptınız lan?
sana ya. Implanting neural link. Oo. Dehşet dehşet. İnsan bir şey yapar ya. Anestezi falan verir. The search. Ne search? Dalgalanma mı? İnip kalkmama nedir? Nereden biliyorum? Şimdi bak. Evet, adamımız artık yarı biyonik oldu. Yani yarı robot oldu gibi yani. Grafikler falan fena değil. Ne oluyor? Biri çekiyor bizi. Kartmak vermişler. Aha, robot bizi tutup şeyler yapıyor. Bak kafada o implant yaptıkları şey gözüküyor. Adam şaşır tabii, ayaktayım vay anasını falan diyor. Yerde bir sopa vardı yani dostum. Onu alıp şimdi bu robotu döveceğiz. Evet, adam yalnız çok hızlı hareket ediyor. Dutch hangisi? Bu neymiş? Tuşlara bakıyorum şu an. Ha, R3 hedefe kilitlenme. R1 horizontal atak mı? Evet, ha, yandan vuruş. R1 ile yandan vuruş böyle. R2 vertikal atak. Oo, ağır buraya yani. Bir kere yaptım mı böyle arka arkaya. O combo yapıyor demek ki, tamam. Aa, stamina de var. Tamam. Böyle işte hedefe kilitleniyor. Hedef bas tabi. Ha bak, bir şey geliyor orada bak. Geri yalnız dodge yaparken nasıl olacak? Ha öyle. Burada ne diyor? Every attack and action consumes stamina. Tabi öyle sürekli diyor şey yaparsan. Bunlardan parça alabiliyor muyuz? Bir şey alamıyoruz. Kaç kişisiniz lan? Ya bunlar küçük robotlar. Ne diyor? Defend the enemies to again gain third throat. Ne diyor bilmiyorum. Burada bir şey var mı ya? Evet, değişik bir oyun. Yani herkes sarar mı bilmiyorum. Zıplama yok herhalde oyunda, var mı? Ha, bu guard alıyor. Çok iyi. Guard da varmış yani, tamam. Bunu da öğrendiğimiz iyi oldu. O da gitti. Rocket Yard. Vay be. Öl. Öl. Tamam, ne yaptık? Ne bir implant. Ne işe yarıyor bilmiyoruz tabii. Press. Ha, buna basınca. Keep on seat gear. Bir şey yok. Hep slotlar boş. Silah sadece bu var. İyi de ne aldık şimdi? Bir şey almadık. Bunları demek ki dolduracağız zamanla. Şu kutuda bir şey var mı? Yok. Yani bu oyunu pek sevebileceğimi sanmıyorum ama bakalım. Buradan giriş yok. Ha, şurada bir şey var. Oturalım bakalım.
Burası herhalde böyle yerler güncelleme yapmak için. Herhalde yani öyle düşünüyorum. Evet. Are you receiving? Hello. Hello. Can you hear me? Duyuyorum ama konuşamıyorum. Are you still there? Neyse konuşsun. Ne diyor? Visit Operation Craft Attempts and Cry Implant. Tamam, onu anladım. Aha, bu ne? Gitti. Ne biçim bir yer ya? Biraz karışık gibi ama. Şöyle gidelim bakalım şuraya. Evet, bunları öyle kolay öldürüyoruz da. Sonra ne olacak? Giriş var mı dostum? Şu an için açılmıyor diyor. Ne? Vay. Hiç söylemiyorsun böyle şeyler olduğunu. Bir şey daha öğrendik, aldık oradan. Fakat buradan gidiş yok. Tamam. İnelim aşağıya. Bak böyle asansör de iyiymiş ha. Kullanılabilir yani. Bir şey yok. Tabii şey adamın yürürken şey sesi geliyor. Bik bok bik bok. Biliyorsun dostum. Burada bir şey oluyor mu acaba? Parçayı alalım. Tamam, oraya vuracağım. Aha. At bakayım. Biraz alışana kadar tuşları. Evet, karıştırıyorum. Aha. Öldük mü? Öldük, evet. Adam güçlüymüş. No vital things found. Tamam, things found. Demek ki bunu hiç uğraşmayacaksın öyle parçasını alayım kafadan. Yeşil yer yani. Aa, buradan mı başlıyoruz? Tabii souls mantığı. Yapacak bir şey yok. Aç kapıyı dostum. Tamam. Tamam, sen şey yapma. Ben gidelim, hadi bakalım. Evet, orası tamam.
Evet. Patlıyor mu? Patlarsa üstüne patlamasın. Demek yeşil alan bölgeye patlatırsak değerli dostum. Bunun her tarafı güçlü, ne yapacağız? Kaçtan ulan. Bayağı vuruyor. Zor yani, kolay değil değerli dostum. Evet, bunun bacağı güçsüzmüş. Sağdan vurmamız lazım. Oha. Uçurdu vallahi. Alabiliyorsun. Zormuş yani, öyle kolay değilmiş değerli dostlar. Bir şey vermedi. O ne? Bu daha tehlikeli. Nasıl öldüreceğiz bunu? Gel bakayım. Robocop mu? Elektrikli bir şey de var içinde. Elinde bunun. Aha. Oy, kaç lan? Harcıyor vallahi. Bir vuruşta götürüyor. Böyle kolay lokma değilim ben diyor değerli dostum. Tekrar aynı yerden başla falan filan değerli dostlar. Oyun bu şekilde. Hiç ben beğenmedim. Benim tarzım değil yani. Böyle uğraşacağım onunla, zor robotu öldüreceğim, geri geleceğim falan filan benim işim değil. Evet değerli dostlar. Diğer bölümde büyük ihtimal görüşmeyiz bu oyunda. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.